İslam sanki fezadan yeryüzüne akan bir rahmet, bir hak ırmağı. Onun düştüğü yerde hayat fışkırıyor. Onun rüzgarının vurduğu dallarda saadet, huzur çiçekleri açıyor. O insanın hem dünyasını hem ahiretini mamur ediyor. İslam ki insanı şerefli ve aynı zamanda da mükerrem sayar. Öyle ki topraktan yaratılan beşeri o meleklerin fevkine çıkarıyor. Hakkın rızasına, cemalinin nuruna ulaştırıyor. Eşrefi mahluk, mahlukatın en şereflisi diyoruz biz ona. Yüce İslam'ın hayat veren bir takım da emirleri olacaktır. Buraya kendi kafamıza göre gelmediğimiz gibi, kendi kafamıza göre de bir hayat yaşayamayız. Her Müslüman bu emirlerin gölgesinde yaşamak zorunda. Eğer böyle olursa Rabbine kavuşacaktır. İşte örtünmek de bu emirlerden biridir. Bugün sohbetimize belki karşı çıkacaksınız. Bugün biraz daha ağır ifadelerle anlatacağız tesettürü. Çünkü ciddi manada az önce şairin de söylediği gibi sokaklarda açılmıyorlar, soyunuyorlar artık. Maalesef bu raddeye geldik ve en kötüsü de gözlerimiz artık buna aşina oldu. Daha da beteri artık biz bunu normalleştirdik. Daha beteri şu ki bu normal değil diyen bir insan maalesef taşlanıyor, maalesef linç ediliyor. İşte dedik ya, Kur'an'ın manalarını, ayet-i kerimelerin tefsirini eğer okumazsak, eğer anlatmazsak, biz kendi kafamıza göre bir din üretmiş oluruz. Sevgili bacım, değerli erkek kardeşim, tesettür hepimize farzdır. Kadının soyunması yasak olduğu gibi, erkeğin de aynı şekilde şortla veya benzeri kıyafetlerle gezmesi katiyen haramdır. Sadece nefis erkeklerde yoktur, kadınlarda da vardır. Dinimiz her mümine avret sayılan uzuvlarının örtünmesini farz etmiştir. İnsan bir kedi değil ki sokaklarda dilediği gibi gezebilsin, bir kuş değil ki her ağaca konsun. Halbuki kuşun da kendinin de sırtında bir örtüsü vardır değil mi? Cihanda hiçbir yaratık yoktur ki onun üzerinde bir perde, bir yaprak, bir örtü, bir kabuk, bir zarf bulunmasın. Mümkün değil. Ufak bir mektubun bile dışında zarfı vardır ki muhafazası mümkün olsun. Karpuzu, kavunu, fındığı, cevizi, elmayı, limonu, portakalı, daha sayacağımız birçok nesneyi örtülere bürüyor. Üzüm bile, üzümün bile bir zarı var değil mi? Onların üzerine perde çekiyor Allah-u Teala. Bunların üzerine perdeyi çeken Rabbim kullarını nasıl başıboş bırakır? O halde iman nuruyla pırıldayan bir erkek, bir kadın da zarfsız, örtüsüz, perdesiz olamaz. Bilmesi lazım ki İslam kadını haya ve iffet perdelerinin arkasında ancak huzuru elde edebileceğini emrediyor, söylüyor. Ancak bu şekilde cennetleri elde edebilirsiniz. İslam kadını bir Fransız, bir İngiliz, bir turist gibi mini etekle gezemez. Onun örtülere bürünmesi imanın, hayasının, iffetinin, edebinin ve faziletinin bir ifadesidir. Müslüman hanımının örnek alacağı kokuşmuş ve ahlaksız Avrupa değildir. Hazreti Hatice'dir, Hazreti Fatıma-i Zehra'dır, Hazreti Ayşe annemiz gibi cennet hurileridir. Avret mahali sayılan uzuvları örtmek kadına farz olduğu gibi Müslüman erkeklere de farzdır sevgili kardeşlerim. Ben dilediğimi giyerim kardeşim, dilediğim gibi gezerim. Bunu diyen bir insan Müslümanlık dairesinden dışarıya çıkmış demektir. Bu haramdır denildiğinde ben haram bilmem. Haramsa da beni ben bilmiyorum, ben karışmıyorum o işlere. Fakat benim Müslümanlığım böyle dese, istediğim gibi de gezerim dese o insan Müslüman değildir, mümkün değil.
Çünkü Müslüman, ben istediğimi yerim, ben istediğimi içerim, ben istediğimi giyerim, ben istediğim gibi konuşurum deme lüksüne katiyen sahip değildir. Ölçü vardır. Siz bile birilerinin sizinle konuşmasını tartıyorsunuz değil mi? Eğer karşınızdaki insanın konuşması sizin mizacınıza uymuyorsa, görüşmek istemiyorsunuz onunla. Peki Allahu Teala'ya eğer uymuyorsa sizin mizacınız, Rabbim sizinle görüşmek ister mi? Burayı bir düşünmek lazım. Siz Allah'ın merhametini basite alıyorsunuz galiba. Nasıl olsa Allah affeder sözü var ortalıkta. Halbuki Allah ki öyle bir Allah ki aynı zamanda benim celil sıfatım var diyor Mevla. Benim kahhar olan sıfatım da var diyor Mevla. İnsana haya ve edep kadar yakışan hiçbir şey yoktur. Düşünsenize karşınızda bir hanımefendi ya da bir beyefendi. Aynı cinsten ya da farklı cinsten. Bir erkeği düşünün. Önüne bakıyor, efendice yürüyor. Bu kimin hoşuna gitmez sevgili kardeşim? Hangimizin hoşuna gitmez ki bu durum? Ya da bir bayan düşünün. Kendi halinde zıpır gibi değil, efendi gibi. Ayaklarının parmaklarının ucuna bakarak yürüyor. Gıpta edersin, ne kadar efendi bir insan, ne kadar güzel, hoş bir insan dersin değil mi? Bir de tam tersi düşünün, bir erkek sağa sola bakıyor, o kızı alıyor gözleriyle diğer tarafa bırakıyor, oradan alıyor başka bir tarafa bırakıyor, akşama kadar göz zinası ediyor. Hangi kadın, açık olsa bile, inanın mini etekle gezen bir kadın bile olsa böyle bir erkeği kocalığa kabul etmez. Bu ne ya? Bir sürü kadına bakıyor der değil mi? O yüzden biz gerçeği görmek istemiyoruz, kılıf uyduruyoruz. Halbuki kendimiz bile o işin sahibi olsak böyle bir şey istemeyiz. Cihanın evvelinde ve sonunda bir benzeri bulunmayan, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haya ve edepte o kadar ilerledi ki avret mahallimi, Efendimizin ifadesidir bakın, avret mahallimi içimdeki elbiseden saklamaya güç yetirebilseydim elbette ki içimdeki elbiseden bile saklardım. Üzerine giydiği elbiseden bile kendini saklamak isteyen bir peygamberin ümmeti nasıl olması lazım? Deniz kenarlarında, mahalle aralarında, sokaklarda mayo ile gezen kadın ve erkekler, hangi yolun yolcususunuz? Şunu aklınızdan çıkarmayın. Yüce dinimizin kadın ve erkeğe emrettiği tesettür sadece namaz kılacağı zamana mahsus değil, sadece camiye gireceği zamana mahsus değil. Görüyoruz işte Ulu Cami yakınımızda, İstanbul'da birçok Selahaddin camilerine giriyoruz. Altında minicik bir etek, başını kapatıyor. Yahu kardeşim senin önce bacağını kapatman lazım. Sanki baş kapatıldığı zaman bütün her şey kapanıyor zannediyor. Günümüzün tesettürlüleri de böyle. Başını örtüyorlar ama geriye kalan vücutların her biri dar olduğu için kendini garibim tesettürlü zannediyor. Ve hocam benim elimden bu kadar geliyor. Hani alıştıra alıştıra yapsak olmaz mı? Olmaz. Emir kesindir. Şayet ben Müslümanım diyorsan, önünde de cennet ve cehenneme inanıyorsan, senin kat'i suretle bu tesettürü doğru dürüst giymen lazım. İster kızarsın bana, ister kızmazsın. Şayet kızdın da ben değilim, onu da söyleyeyim. Bu sözlerin muhatabı sensin, sahibi de Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Zor gelecek biliyorum. Günün şu saatlerinde bu tür sohbet nefsimize çok ağır gelecek. Gelsin. Gerçeği fark edelim artık. Gidin mezarlara, bakın taşlarına. Sizin yaşınızdan daha evvel ölenler çok fazla. Her yerde, her zaman örtülmesi gereken uzuvların kapalı olması lazım. İnsan bir oda içinde yalnız bulunduğu zamanda bile kendisini görüp gözetenlerin olduğunu unutmaması lazım. Melekler var, Rabbi onu görüyor, melekler ona nazar ediyor. Eğer bir kadın
saçma sapan giyinirse evinde dahi melekler orayı terk eder. Çünkü melekler haya sahibidir. Bizim burada işimiz yok derler. Müslüman bir hanımın, Müslüman bir hanıma karşı bile tesettürü olması lazım. İmam-ı Azam Hazretleri bir gün hamama gidiyor, orada hayasız bir adam görüyor. Yani o kişi tesettüre riayet etmemiş. Hiç kimse yokmuş gibi sere serpe yatılıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife hemen gözlerini kapıyor, körler misali hareket etmeye başlıyor. Adam da soruyor, tabii tanıyor onu. Ya imam, ne zaman kör oldun sen? Büyük imam da diyor ki, sen haya perdesini yırttığın an benim gözlerim görmez oldu diyor. Evet, avret mahallini açanlar günahkar olduğu gibi onlara bakanlar da günahkar olur. Dahası baktıranlar da. Hanımefendi belki birilerinin dikkatini çekmek için dar giyinmiyor. Belki diyorum. Belki de öyle, o niyetle giyiniyor. Kendisi bilir, herkes kendi hesabını kendi iyi bilir ne için giydiyse. Fakat gerçek olan olay şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kadın sokağa çıkacağı zaman şeytan o kadını gözetir. Özellikle kadını gözetir. Neden? Çünkü malzeme kadındır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itiraf ederken şeytan, ya Resulallah dedi, ben senin ümmetinin en çok hataya bulaştıracağım meselelerinden bir tanesi ve benim de en büyük silahım senin ümmetinin kadınları olacaktır dedi. Ne yapacak? Sen sokağa çıkarken aynanın karşısında kalem süreceksin gözlerine. Bunu basit göreceksin. Bakın diğer makyajları saymıyorum bile. Basit bir kalem çekeceksin gözüne. Belki çok bol giyinmeyi kendine yakıştıramayacaksın. Belki kendine bir kılıf uyduracaksın. Yaşlılar gibi oldum zannedeceksin. Halbuki bol elbise içerisinde insan rahat eder. Dahası şu ki, sen bir göz kalemi dahi sürüp dışarı çıktığında gözler öyle büyük etkili silahtır ki karşındaki insana direkt göz teması ile bile dikkat çekebiliyorsun. Ne oldu? Bir başka erkeğin dikkatini çektin. Ama senin öyle bir niyetin yoktu. Sen tamamen saf kendi halinde düşüncelerle yaptın bu işi. Kendine yakıştırdığın için yaptın. Ama şeytan senin o güzelliğini kullanıp bir başka erkeğe vesvese verip bak bakalım şuna rengarenk giyinmiş ne de güzel giyinmiş bir de yüz ifadesine baktın mı yüzü de ne kadar güzel. Bir de herif maşallah diyor. Daha beteri güzele bakmak sevap diyor. Eğer bir insan bir kadın görüp de güzele bakmak sevaptır dese o insan dinden çıkar kafir olur. Sebebi? Bakın kolay kolay ben bu ifadeyi kullanmak istemiyorum. Dinden çıkmış, kafir olmuş, tekfirci değilim. Fakat siz Allah'ın haram kıldığına helal derseniz din dairesinden çıkmış olursunuz. Allahu Teala yabancı bir kadına bakmayın diye emri var mı? Var. Haram mı? Haram. Sen güzele bakmak sevap deyince ne diyorsun? Bu haram değil de helaldir diyorsun. Dahası evine vardığında eşin bile senin haramın oluyor. Çünkü niye? Nikah gitti. Dinden çıkınca nikah da otomatik düşüyor. Bugün spor karşılaşmalarına bakıyoruz. İşte voleyboludur, futboludur, benzeri. Sporcuların avret mahali sayılan uzuvları hepsi apaçık ortadadır. Kadınların el, ayak ve yüzlerinden başka bütün uzuvları avret mahalidir. Bakın el, ayak ve yüzlerinden başka kaldı ki ulema tefsir ederken bu ayeti kerimeyi eğer kadının yüzü, gözü dikkat çekici bir güzelliğe sahipse onun orayı da kapatması gerekiyor. Ayaklarınızda ince çorap giyinmemesi lazım. Teninizi gösterecek çoraplar giymemeniz gerekir. Müslüman hanımlar buralara dikkat etmesi lazım. Vücudunu göstermeyen, vücut hatlarını belli etmeyen bol bir giysiyle örtünme mükellefiyetindesiniz. Yine mümin kadınlar namazda yüz, el ve ayaklarından başka vücutlarının tamamını baştan aşağı sarkan, saçlarını da örtecek bir kıyafete bürünmesi lazım.
Bir kadının avret sayılan uzuvlarından birinin dörtte biri namaz içinde üç defa Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar açılsa namazı bozulur. Mesela örnek veriyorum, topuktan yukarıya az bir şey bacağınız gözüktü. Ne kadar süre? Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Bir rükun kadar, yani üç defa bunu söyleyecek kadar açılırsa namaz bozuldu. Ya da kot pantolonla mesela camiye gidiyor, çantasına başörtü almış, kot pantolon ile namaz kılıyor. Olur mu? Mümkün değil. Böyle bir namaz olmaz. Abi zorlaştırmasak mı? Kardeşim zorlaştırmıyoruz. Allah'ın emri bu. Seni muhafaza etmeye çalışıyor Mevla. Müslüman bir hanım gayrimüslim kadınlardan, erkekten sakındığı gibi sakınacak. Ne yazık ki cehalet bizi her taraftan vurmuş. Kendi öz varlığımızı, kendi cevherimizi bırakıp da modacıların ağına düştük. Artık çıplaklık, hayasızlık her yerde. İnsan Rabbinden utanır, gökten utanır, güneşten utanır, yuvadaki kuştan utanır. Efendimiz Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Haya imandandır, iman ise cennettedir. Yani cennete götürür. Haya, utanmak güzeldir fakat haya kadınlarda daha da güzeldir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü haya imanın bir şubesidir. Tesettür de utanmanın kopmaz bir parçasıdır. Kadınlara haya ve edep kadar yakışan bir taç, bir ziynet yoktur. Ne var ki hayasızlığın batağına yuvarlananlar da maalesef en çok kadınlar olmuştur. Kadın veda edince iffet ve hayasına başına vuracaktır delalet baltasına. Kadının açılıp saçılması değil, örtünmesi kendisi hesabına ebedi bir saadettir, bunu unutmasın. Bu örtünmek, süslenmek için emredilmiş olmadı. İffetini korumak için emredildi. Şerefine, namusuna dil, el uzatılmasın. Bunları önleme gayesiyle farz kılındı. Başörtü takmışsın, bone yok, altında bir şey yok, saçların uçtan gözüküyor. Daha garibi de bu kardeşim kendini tesettürlü zannediyor. Uyardığın zaman da abi kaymış diyor. Ya sanki bilmiyoruz onun modası olduğunu. Şu dönemde erkekler kadınlardan en az 10 kat daha tesettürlü maalesef. O yüzden hayasızlığın batağına yuvarlananlar maalesef son zamanlarda kadınlar olmuştur. Pantolon giyiyor mesela. Kadının pantolonla ne işi var? Arkadaş, pantolon kime ait? Erkeğe dahi, ya bana dahi mekruhtur bu pantolon. Kaldı ki senin kat'i suretle bunu giymemen lazım. Ya hocam ben pantolon giyiyorum ama üzerine de tunik giyiyorum. Bu da tesettür değil. Kat'iyen Allah'ın emrettiği tesettürle uzaktan yakından alakası yok. O pantolonlar çöpe gidecek kardeşim. Bol giyineceksiniz. Üzerinize örtündüğünüz her ne varsa, abanız, feraceniz, çarşafınız ne varsa bol olacak. Allah'ın hükmü bu. Ama kızarsın, ama kapatırsın. Ne yaparsan yap, ben bunları sana söylemek zorundayım. Ahzab suresi, bakın ayet-i kerime diyor. Kim diyor? Kainatın patronu diyor. Ey peygamber, zevcelerine, kızlarına. Bakın bu ayet-i kerime sadece Efendimizin hanımlarına veya kızlarına gelmedi. Ayetin devamında diyor ki, ve mümin kadınlara söyle. Kendilerini baştan aşağı örten elbiselerden giyip örtünsünler. Eğer böyle giyinirlerse ahlaksızlıklar tarafından eziyet edilmezler diyor. Allah gafurdur, Allah çok bağışlayandır. Rahimdir, çok merhametlidir. Ne yazık ki insanlar ateşten, azaptan korkmuyor. Hepimiz ben Allah'tan korkuyoruz diyoruz ama yapmış olduğumuz hareketler hiçbiri korkunun semeresi değil. Yani biz yalan söylüyoruz. Yani biz kocaman bir sahtekarız. Bu kadar net. Rabbi onları rahmetiyle korudukça onlar başka başka günahların kapısını açıyor. İsyanı kendilerine meslek ediniyorlar. Düşünmüyorlar ki ileride bir hesap günü var. Yaman bir gün bekliyor.
O gün gelmeden isyana ve hüsrana veda etmen gerekir sevgili kardeşim. Cenab-ı Hak başka bir ayetinde buyuruyor. Bak ne diyor? Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini, yani süslerini, takılı olduğu boğazını, başını, gerdanını, kolunu, bacağını, kulaklarını, bu gibi yerlerini açıp göstermesinler. Bakıyorsun, hocam ben çalışıyorum deyip kolunu sıyırmış dirseğine kadar. Ben çalışıyorum deyip başörtüsünü kafasına bağlamış, kimi zaman saçın teli bile gözüküyor. Dahası boynu açılmış. Kardeşim bu tesettür değil. Bu tesettür değil. Böyle bu şekilde kendini tesettürlü görmeyesin sakın. Bunu söylediğim zaman da abi o zaman açılalım. Ben sana açıl diye söylemiyorum. Olaya yanlış yerden bakmayasın. Ben sana tesettürünü düzelt ki kabirde ve ahirette rahat edesin diyorum. Maalesef örtülü yerlerimizden açık, daha doğrusu örtmemiz gereken yerlerimizi daha çok açmaya çalışıyoruz. O ne tatlı günlerdi. Nenem hakkı tanırdı, saçının bir telini kuş görse utanırdı diyor. Ne güzel söylüyor değil mi? Hakikaten o ne tatlı günlerdi. Örtünmeyi öcü, açılıp saçılmayı hayasızlığı medenilik sayan bir cemiyette huzur ve saadet kokusu duymak mümkün değil. Ne demiş şair? Medeniyet dediğin açmaksa bedeni, desene hayvanlar bizden daha medeni. Müslüman bir hanım, bütün meziyet ve güzellikleriyle evinin ve erinin billur feneri olması lazım. Onun her azasından iffet, ismet tütmesi lazım. O kınalı bir kuş gibi yuvasında kanat çırpacak, yavrularının başında titreyecek. Onun cenneti, onun cihanı, onun güleç bahçesi kendi evidir. O seccadesinin üzerinde ılık gözyaşları akıtarak huzur bulacak. Kelime-i tevhidi yavrularına ninni yaparak huzur bulacak. Rahmete bürünecek. Kur'an nameleriyle çocuğunu emzirecek. Onun sokaklarda sürtmesine, modacıların ağına düşmesine, öz cevherinden kopmasına, haya ve iffetine veda etmesine. İslam dinine göre imkan yok, ihtimal yok. Bir gün bir tane kadının eteğini açtılar. Bir kuyumcu, işte bir sarraf, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir tane Müslüman kadının, özür diliyorum, düzeltiyorum, eteği değil, başörtüsünü kaldırdılar. Başörtüsüyle dalga geçip çıkardılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Yahudilerle harp ilan etti. Savaş ilan etti. Görüyor musun? Sadece başörtüsünü kaldırdı. Efendimiz savaş ilan ediyor. Ve 15 gün sürüyor. En sonunda korkak Yahudiler dayanamıyor. Sulh istiyorlar. Allah emaneti olan bir varlıktır kadın. Onu heva ve heves rüzgarlarından, dünya ızdıraplarından, cehennem azaplarından korumak da erkeğin vazifesidir. Hani ben erkeğim diyorsun ya, erkek adamım ben. Erkeksen o zaman eşini, madem Müslümansın ve erkeğim diye gururlanıyorsun, o zaman eşine, kızına en güzel şekilde tesettür anlatacaksın, tesettüre büründüreceksin. Kadın bu konuda seni dinlemek zorunda. Şayet dinlemiyorsa Allah'ın tatlı ayetleriyle uyaracaksın. Dinlemiyorsa Allah'ın azap ayetleriyle uyaracaksın. Dinlemiyorsa yatağını 3 gün ayıracaksın. Daha da dinlemiyorsa burada dayak bile geliyor. Şayet diyor adam olacağını biliyorsan kabahatine bile vurabilirsin. Dahası daha da böyle devam ediyorsa eğer kadın, boşanmaya kadar yolu geliyor. Bunlar basit şeyler değil sevgili kardeşim. Aman canım, aman cicim, diğer ama yapsan da olur, yapmasan da olur, benim kalbim temiz, geçin bu ayakları. Böyle bir şey dinimizde yok. Ya nasıl oluyor ya? Fatıma annemiz sırtına bir tane parça alıyor, beni kambur görsünler, yaşlı zannetsinler, ağzına, mübarek ağzına avucu kadar neredeyse taş sokuyor, benim sesimin güzelliği belli olmasın diye, yaşlı bir kadın zannetsinler diye davranacak. Kaldı ki efendim söylesem kızından bahsediyoruz.
ve yine de benim kalbim temiz değil diyecek. Daha doğrusu benim kalbim temiz demeyecek, düzeltiyorum. Dahası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızına diyecek ki sakın ha babam peygamberdi demeyesin, ben üç yerde seni hatırlamam diyecek. Ama bizim Müslüman kızları açılacak, saçılacak, her bir tarafını gösterecek. Ondan sonra diyecek ki hocam abartma be, benim kalbim temiz. Kendisi de inanmıyor buna. Müslüman hanımlar, yabancı ve kendilerine nikah düşen erkeklerle salonlarda, evlerde, parklarda, bahçelerde, ırmaklarda, denizlerde karışık olarak oturamazlar. Benim amcamın oğlu olmaz, dayımın çocuğu olmaz, halamın kızı, teyzemin kızı olmaz. Nikah düşüyor mu kardeşim? Diyor ki efendim ben diyor kardeş gibi büyüdüm. Arkadaşım mesajı bile hurrimet aleykum ümmehatukum ve benatukum ve ahavatukum ve ammatukum ve halatukum ila ahirle ayet devam ediyor. Sana helal olan amcan, dayın. Kaldı ki dayınla amcan bile diğerlerine nazaran yine örtünmede kendine dikkat etmen gerekir. Bir baba gibi değildir, bir dede gibi değildir. Ama bunlar sana yine helaldir. Halan, teyzen, nenen bunlar sana helaldir. Ama bunlardan olma çocukların, yani örnek veriyorum kimler? Halandan olma çocuk, teyzenden olma çocuk. Eğer karşı cinsse bunlar sana helal değildir. Nikah düşüyor. Sevgili kardeşim, boşuna demek ki yok efendim ben, adam öyle diyor. Ben diyor yengemin evine, yani abimin eşinin evine rahat rahat girerim diyor. Abin evde olmadan. Ve diyor yengem benim ablam gibidir diyor. Yengem benim annem gibidir diyor. Uzanırım, o da bana hizmet eder. Bu nasıl bir zihniyet yahu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kayın ölümdür diyor. Ölüm, ölüm. Yani kayınla aynı yerde kalmaktansa ölüm onun için daha hayırlıdır diyor o kadın için. Zihniyetimizi de bozduk biz. Bugün yapılan düğünler, sünnet merasimleri tam bir felaket. Bakın sizi de uyarıyorum. Düğüne çağırıyorsunuz. Düğüne gidiyorum, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Sohbet ediyoruz. Efendim semazenidir, ilahileridir. Her bir şeyini İslami usule göre ayarlamaya çalışıyoruz. Sonra düğün sahibi gelip ne diyor biliyor musun? Hocam diyor, ne var? Erken bitirseniz de biz biraz halay çekeceğiz. Kardeşim beni niye çağırıyorsun o zaman? Dalga mı geçiyorsun sen? Allah ile dalga mı geçiyorsun sen? Ya onların da gönülleri olsun. Onların da gönülleri olsun diyor. Bak görüyor musun? Yani bu ne demek? Allah'ım senin emrin burada. Tamam seni hallettik emirlerini. Mesele bitti. Ama şimdi de senin emir vermediğin, daha doğrusu senin yasakladığını da insanlar memnun olsunlar diye yapacağım, kusura bakma. Aynen bu çıkıyor. Karısını, kızını erkekler içerisinde halayda oynatan, çifte tellide oynatan erkeğe dinimiz ne diyor biliyor musun? Deyyus diyor, deyyus. Yani Türkçe manası ne bunun? Namussuz diyor. Namus yok diyor bu adamın. Bir insan karısını, kızını, vücut hatları bir de belli olacak şekilde erkeklerin önünde nasıl oynatır ya? Yani bir başka erkeğin gözü istese de istemese de buna çarpacak orada olduğu zaman. Gözü çarptığı zaman maşallah ne de dindar bir kadın mı diyecekler sence? İnsan Rabbinin emrini bırakır, kendi kafasının doğrultusuna gider, bu zamanda da böyle şey olur mu derse, yarın başına vallahi nedamet taşları dokunacak, hayati yorgunluğunu cehennemin o ateş duvarlarına yaslanarak giderecek. Çıplaklık, ahlakın bozulmasına, zinanın çoğalmasına, şehvani şeytani hislerin tufanlaşmasına sebep oluyor. Hatta nice yuvaların yıkılmasına sebep oluyor. Ocakların sönmesine sebep oluyor. Hiçbir imani ve ahlaki temele dayanmadan sokakta buluşup sokakta evlenenler yine birbirlerini sokakta bırakıyorlar.
boşanmaların, geçimsizliklerin, cinayetlerin temelinin hepsinde bu var. Ben hayatımı yaşarım, dilediğim gibi gezerim, dilediğimle arkadaş olurum demek, insanlıktan istifa etmek demektir. Onun insanlık defterinde adı anılmaz artık. Bir erkek, bir aile reisi, ehline, iyaline sahip çıkacak, hayasızların çirkef sularına düşmekten, modacıların oltasına yakalanmaktan, iman ve ahlak fukaralarının ardınca gitmekten, ailesini koruması lazım. Çünkü erkek bir çobandır, sürüsünden sorumludur. Haya elden gitti mi her şey bitti demektir. Çünkü haya imandandır, hayadan yoksun kadın manen ölmüştür. Artık onun kimseye bir faydası yoktur. Bakar mısın şair ne diyor? Hayadan mahrum kadın sanki bir diri leştir, zillet denen çukurda solucanlara eştir. Bir gün Hazreti Ayşe annemizin huzuruna tabiinden İshak isimli kör bir adam geliyor. Ondan ilim öğrenmek istiyor. Çünkü Ayşe annemizden ilim öğrenirlerdi. Perde arkasından. Kaldı ki Ayşe annemize nikah da düşmüyor. Haram. Annemiz hükmünde. Hazreti Ayşe annemiz hemen dışarıdaki örtüye büründü. Yani evinde de zaten örtülü, öyle açık saçık veya dar veya bir yerleri açık gezen bir insan değil, ama yine dışarıdaki örtüsüne büründü. Onun o telaşı ister istemez köre de hissettirdi. Bu hali hisseden o ama dedi ki, ey benim annem dedi, ey müminlerin annesi, ben körüm dedi, hiçbir şey görmeme imkan yok dedi. Benden mi sakınıyorsunuz? Peygamberler peygamberinin mübarek zevcesi ona şu cevabı verdi. Ey çocuğum, sen beni görmüyorsun ama ben seni görüyorum. İşte İslam'ın altınla doldurduğu kalplerdeki saffet ve uluviyet. Kendimizi aldatmayalım. İslam bize cennetleri vaat ediyor. Fani dünyanın yalancı pırıltılarına aldanarak, o zamanın fitnesine uyarak hakkın emrinden yüz çevirmeyelim. Başımıza demirden bir iğne batırılması, yabancı bir kadınla oturup onun elini sıkmaktan daha ehvendir. Çünkü o eller ateşi tutmuş gibidir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Belki bugünkü sohbet konusunun ifadeleri biraz ağır oldu. Ama bunların hiçbiri benim sözüm değil. Ben acizane, belki sizden daha büyük bir günahkar olarak burada sohbet imkanı verilmişse bana, burada hakkı hakça konuşmam gerekir. Yüce Rabbim en güzel şekilde istifade edebilenlerden eylesin cümlemizi. Ey yüksek sosyeteye mensup modacı hanım, eğlence zümresinin başının tacı hanım, bu metot ki sizlerin müsbet ilacı hanım, dışının görünüşü içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. Yerindedir tahsilin, güzelliğin şahane, varsa Türk'ten talibin bul çeşitli bahane. Bir ecnebi hovarda yakalarsan daha ne? Dışının görünüşü içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. Flörtünün sayısı en az 15 olmalı. Kimisi halis züppe, kimisi keş olmalı. Altın kolyen, kürk manton, taksin beleş olmalı. Dışının görünüşü içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. İç vodkayı şarabı, sokaklarda nara at. Medeniyetsizlerle yükselmektedir kağıt kağıt. Çeşni ruha gıdadır, her gün bir yatakta yat. Dışının görünüşü içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. Hiç durma, twist öğren, her gün bir baloya git. Tırnağını, yüzünü, dudağını boya git. Suni peyke varis ol, Johnny'lerle aya git. Dışının görünüşü içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. Bazen düz pantolon giy,
tıraş ettiren seni. Bin dolaş bisiklete, göster şöyle sen seni. Kabahat ailende, anlıyorum ben seni. Dışının görünüşü, içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. TikTok'larda videolar, sosyal medyalarda kendini açmalar, artist ol, film çevir, ismine yıldız derler. Bin kez kürtaj yaptırsan, gene de sana kız derler. Çıplak resim çektirsen, ne şahane, cömertçe poz derler. Evladım, dışının görünüşü, içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. Mayoyla endam göster, git jürinin önünde. Mahremini teşhir et her birinin önünde. Seçil bir kraliçe imtihanın sonunda. Hayır inanma kızım, bunlar hep istihzadır. Namus insanlar için en mukaddes meyvadır. Gençlikte hissiyatın belki seni aldatır. Dışının görünüşü içinin aynasıdır. Haddinden çok açılmak soysuzun modasıdır. Müslüman oğluna anne ol, iftihar et onunla. Elin soysuz züppesi bağdaşamaz seninle. Bu yurdun kızı isen şu sözümü iyi dinle. Dışının görünüşü içinin aynasıdır. Yapacağın düşüklük bize yüz karasıdır. Şoför dedi ki, hocam, bu tesettürlüler neyse de şu kara çarşaflılar var ya, onlara çok kızıyorum. Onlar da normal tesettür giyseler olmaz mı? Neden kara çarşaf giyiyorlar? Sordum ona, neden kara diye hiç düşündün mü? Kırmızı, mavi, yeşil renkli değil, rengarenk veya diğer renkler değil de sadece siyah, kapkara bir renk. Neden böyle düşündün mü? Şoför cevap verdi. Bilmem dedim. Hiç düşünmedim. Dedim ki siyah renkte fıtraten bir iticilik vardır. Kendi öz yapısından dolayı insanlara çekici gelmez. Diğer renklerin ise hepsinde kendilerine göre bir albenisi vardır. Çekiciliği vardır ama siyahta bu yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim giyim kuşam konusunda örtünün diye bize emir veriyor. Bildiğin gibi erkeğin avret yeri dizinin dört parmak altı, göbeğinin dört parmak üstünün arasıdır. Kadınlarda ise eller ve yüz açık olabilir, geriye kalan vücudunun tamamını örtmek mecburiyetindedir. Kadınlar bu iki uzvunun dışında başka yerlerini açıp başkalarına gösterirlerse günaha girmiş olurlar. Bakanlar da göz zinası yapmış olur, dahası da baktırdıkları için, bakanlara sebep olduğu için aynı günahı açık gezen bir daha kendine yüklemiş olur. Tamam ama tesettür giysinler, illa çarşaf giyin diye bir şey mi var? Önümüzden geçmekte olan tesettürlüleri gösterdim ben de. İşte bak dedim, bunlar tesettürlü, bunlara bakınca ne görüyorsun? Kadınları görüyorum, kızları görüyorum. Derken tabii sürekli de onlara bakıyor. Peki başka ne görüyorsun? Yeşil lamba yandı şoför. Devam ediyoruz tabii. Ne görmem gerekiyor? Bildiğin kadın kız işte. Şimdi sana desem ki, bu baktığın tesettürlülerin içinden en beğendiğin, en hoşuna giden hangisi desem, vallahi hocam yeşilli biraz daha iyiydi, gülerek söyledi. Peki sen onu başka bir yerde görsen hatırlar mısın, tanır mısın veya sonra aklına gelir mi? Vallahi hocam mümkün değil unutmak, yani gerçekten çok cazibeliydi dedi. Tanırım nerede görsem. Demek ki açık saçık bir hanımla tesettürlü bir hanım arasında pek bir fark yok. İkisinin de vücut hatları belli. İkisini de sonradan hatırlayabiliyorsun. Yani bir video kaydı gibi hafızana kazıyabiliyorsun, doğru mu? Doğru hocam dedi. Sonra bu kadınları düşünsen, hayalen üstlerindeki elbiseler çünkü gözünün önündeydi. Bu olay sana geçici bir heyecan verir mi? Verir. Peki aynı kadına ulaşabilir misin? Ulaşamazsın.
Peki ne yapman gerekir? İçindeki o eve hevesi, o duyguyu elinin altında varsa ya da yoksa buna imkanı olabilen en rahat biriyle paylaşırsın. Ve böylelikle zinaya düşmüş olursun. Halbuki senin önceki dikkatini çektiren insan senin gönlüne bu isteği koydu ve kendisi yok oldu. Şimdi sen o düşüncelerle, o heveslerle kendi aklını akşama kadar meşgul edeceksin. Neticede kadınların çoğu şeytanın askerleri olmaktan kendini kurtaramaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kütüb-i Sitte Tirmizi hadisi. Kadınlar sokağa çıkarken şeytan onları gözetir diyor. Seni zina günahının içine çekerler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Bakarsın nefsin uyanır, canın çeker. Elde edebilmek için peşinden gidersin. Akıbetin ise cehennemin en alt katı olur. Allah korusun. Öyle demişti Üstad Mahmud Efendi Kudüs'e ruhu. Evladım, bakarsan görürsün. Görürsen konuşursun. Konuşursan buluşursun. Buluşursan helak olursun. İşte kendini bilen kadınlar çarşaf giyerek evvela biz erkekleri o kendilerine baktırmaktan oluşacak o göz zinasından hem bizleri korumuş oluyorlar hem de kendi bedenlerini muhafaza etmiş oluyorlar. Bizleri de kurtarmış oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. İkinci olarak çarşafın kara renginden dolayı o kadınlara bakışlar azalıyor. Bir gören insan bir daha bakmıyor. Sonra üçüncü olarak da çarşafın bol olması sebebiyle vücut hatları belli olmuyor. Kaldı ki hamile bile olsa yine gözlerinle video kaydı yapamıyorsun. Şimdi ben sana soruyorum. Annenin veya kız kardeşinin çarşıya çıktığında sokakta yüzlerce gözle başkaları tarafından göz zinasına uğramasını, tecavüz edilmesini gözüyle ister misin? Hayır, istemem dedi. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim'in emrettiği örtü bizzat çarşafın kendisidir. Kara çarşaf hem seni hem giyeni koruyor dedi. Evet sevgili kardeşlerim, belki buna bazen imkan yetiremiyoruz. Belki çalışan kardeşlerimiz var ama hiç olmazsa bol bir ferace en olmazsa olmazımız olmalıdır sevgili kardeşler, değerli büyükler. Çünkü ayet-i kerimede vücut hatları belli olmasın dışarıya çıktıklarında. Vücut hatlarını belli etmeyen tek giysi çarşafı şeriftir. Eğer bu mümkün değilse, yapamıyorsanız, çok zorlanıyorsanız hiç olmazsa ferace'yi terk etmeyiniz.